Merhaba değerli dostlarım. Biz yine Kılantan'dan sizlere görüntüler göstermeye ve anlatmaya devam ediyoruz. Burası Kılantan'ın Tanah Merah yerleşim yeri ve burada bir enteresan bir köprü olduğunu duyduk. Bu köprü İngilizler tarafından yapılmış tren yolu köprüsü. Aslında bu köprüyü biz karayolu olarak düşünmüştük. Yani araçların geçtiği ama öyle değilmiş. Buraya gelince gördük ki burası aslında bir demiryolu köprüsü. Şimdi bunun bir hikayesini anlatayım mı size? Değerli dostlarım, bu İngiliz harikası tren yolu köprüsünü size gösteriyorum. Biraz tarihini de anlatayım. Bu 1920'li yıllarda İngiliz şirketi tarafından yapılmış ve 1924 yılında da 12 Malezya Kılantan Sultanı'na burası bedeli karşılığında verilmiş. Öyle anlatıyor ama sonucunda o dönemde Kılantan Sultanı da İngilizlerin emri altındaydı. Yani 1957'ye kadar biliyorsunuz resmen Kılantan'da dahil olmak üzere Malezya'nın tümü İngilizlerin egemenliği altındaydı. O nedenle o günkü dönemde yapmışlar, hizmet için yapmışlar. Kılantan Sultanı'ndan da bedelini almışlar. Bunun uzunluğunun da 609 metre olduğu söyleniyor ve Malezya'nın hatta Güney Asya'nın en büyük demir yolu köprüsü olduğu söyleniyor. Köprü gerçekten mükemmel ve bakımlı şu anda da. Yükseklikte bir hayli fazla. Yani o günkü koşullarda yapılmış muhteşem bir köprü. Biz tabi buraya geldiğimizde enteresan bir şey oldu. Yani burada aldığımız bilgiler sanki burada demir yolu, karayolu işliyor gibiydi. Yani buradan faaliyetler devam ediyor gibiydi. Yani arabalar geçiyor, gidiyor filan. Öyle bir şey yok burada. Burası bir demir yolu köprüsü. Yani araba filan geçmiyor buradan. Gördüğünüz gibi raylar, maylar da mükemmel. Bakın raylar da mükemmel. Önde de belki uzaktan da olsa görebildiğiniz bir şey var. Yani bir geçit gibi bir yer var. Evet, çelik konstrüksiyondan yapılmış bir köprü. Ya mükemmel. Şimdi bu köprüyü gerçekten Tanamere'ye, Kılantan'a gelirseniz görmenizi isterim. Yani biz Türkiye'de böyle bir köprü görmedik. Buna benzer bir köprü yok. İngilizler de bizim süremizde kalıp da bize bir şey yapamadılar. Yani bizi köleleştiremedikleri için bize bir şey yapamadılar. Bu Tanamera Kusiyat'a bağlıyor. Köprü halen dediğim gibi tren istasyonu olarak kullanılıyor. Ve bunun da Malezya'nın en uzun demiryolu köprüsü olduğu iddia ediliyor, söyleniyor. Burada yürümek mümkün mü bilmiyorum ama ufaktan ben bir denemek istiyorum şöyle 10-15 metre. Hem de size biraz anlatmak istiyorum. Şimdi tren de gelme şansı var tabii ama biz burada bu köprünün sağlam olduğunu da teyit ediyoruz. Bir miktar yürüyoruz. Siz gördüğünüz gibi nehrin üzerine kurulmuş enfes bir köprü ama halen sağlamlığını koruyor. Tabii buradan tren de geleceği için bu köprüyü pek de yürümek doğru değil. Ne dedik efendim? 1920 yılında İngiliz valisi adına yapılan bir köprü. 24'te bunun parasını o günkü sultan ödüyor. İkinci Dünya Savaşı'nda bu köprü büyük hasar görülüyor. 1948'de tekrar yapılıyor. O gün sultan yine bedelini ödüyor. Tren yolu olarak kullanılan bir köprü halen de tren yolu olarak kullanılmaya devam ediyor. Değerli izleyiciler, size bir hem yanlışı düzelttik hem de bir İngilizlerin yaptığı muhteşem bir köprüyü gösteriyoruz. Yani yağmur da son derece başladı. O nedenle hem de her an tren gelebilir düşüncesiyle çok fazla uzağa gidemiyoruz. Ama çok sağlam. Yani sağlam yapılmış bir köprü. Tekrar buradan biz gidiyoruz. Tabi yanlış bilgiler alınca insanlar yanlış bilgiler de verebilir. O nedenle de ezbere yapmamak lazım. Efendim size bir İngiliz köprüsünü tanıttık. Muhteşem bir köprüydü. Tanamera gelirseniz Kılantan'da burasını da ziyaret ederseniz bir İngiliz yapımı köprüyü, belgesellerde gördüğünüz köprüyü, savaş filmlerinde gördüğünüz köprüyü burada canlı olarak görmeniz mümkün.
bu görüntülerle size veda ederken hepinize hoşça kalın, dostça kalın diyorum ve aklınıza mukayyet olun efendim diyorum. Değerli dostlar, videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bunun için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Ve de kesinlikle bizi izlemeye devam ediniz.